İyi akşamlar efendim. Yine bir konuşan Türkiye programında siz değerli Altaş TV izleyicileriyle beraberiz. Bu akşam Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. Mali müşavirliğin dünden bugüne gelişimini konuşacağız. Türkiye'nin özellikle Türkiye'de son yıllarda Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılan çalışmalar ve son noktanın konulmuş haliyle nedir, ne değildir onu soracağız değerli konuklarımıza. Bağımsız denetimi soracağız. İş sağlığı ve iş güvencesini soracağız. Şirketlerin kapanışındaki yaşanan sıkıntıları soracağız. Bunların çözümü nedir? Ya da Türk, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda çözüm olarak neler öne sürdüler onları konuşacağız. Yani birçok konuyu konuşacağız. Özellikle e, muhasebe ile ilgili, maliye ile ilgili, ekonomi ile ilgili konuklarımız gerçekten donanımlı, bilgili, bizlerle beraber misafirlerimiz efendim e, İstanbul'dan geldiler. Kendileriyle birçok konuyu so konuşacağız ve ordudan bir pencere Türkiye'yi açmaya çalışacağız. Evet bu akşamki konuğumuz Sayın Yücel Akdemir TÜRMOP Genel Sekreteri bizlerle birlikte. Yine Sayın Yahya Arakan İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı bizlerle beraber bugün orada yine bir konferans peşinden de bizim konuğumuz oldular. Bizlerle beraber ...bu başlıkları ve birçok başlığı tartışacaklar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz hoş bulduk. Başkanım sağ olun. başkanım. ben müsaade ederseniz siz ordulusunuz başkanımdan Hayır. başlayayım. <laughs> efendim e, Anos'ta da söyledim. Mali müşavirliğin dünden bugüne gelişimi, süreci nasıl yaşandı? E, yani bir 10 yıl önceki mali müşavirlerin kıymeti değeri neydi? Bugünkü e, kıymeti değeri mutlaka insan olarak var ama... ...insanların bilme noktasında, devletin itibarı noktasında e, nedir, ne değildir mesleğin gelişimi efendim? Şimdi efendim e, öncelikle şunun altını çizelim. Malum Şarık mesleği e, genç bir meslek her şeyden önce. <laughs> Aslında meslek olarak çok uzun yıllar öncesine dayanmasına rağmen örgütlü bir yapıya kavuşması 1990 yılında başlıyor. Diğer baroya, tabipleri, mimar mühendisleri yan yana koyduğumuz zaman... 100 yıl öncesine dayanan Örneğimiz baro. Ama bizim geçmişimiz 20 yıllık bir geçmiş. Şimdi tabii mal müşahit mesleği bir toplumun temeli. Aslında sağlık gibi, hukuk gibi, mühendislik gibi temel mesleklerden bir tanesi. Ve en önemlisi ekonominin temeli bizim meslekten geçiyor. Özellikle ekonomideki aracılık boyutunu üstlenen yani kamuyla e, mükellef arasında, müşteri arasındaki köprü görevini mal müşavirleri üstleniyor. Bir toplumun gelişmesi, gelişmesi e, bu mesleğe verilecek olan değerle bağlantılıdır. Bakıyorsunuz batı toplumlarına e, mal müşavir mesleğine önem vermişler, değer vermişler. Ekonomi tıkır tıkır yürüyebiliyor. Bu boyutta biz bakıyoruz. E, çok zor bir meslek. Meslek mensuplarımız diğer meslekler gibi değil. Müthiş bir eğitime zaman ayıran yenilikçi olmak zorunda. Bakın yıllar öncesinde bizde muhasebe 90'lı yıllar öncesinde elle yazılırken, kayıtlar tutulurken, bugün artık her şey bilgisayar ortamında yazılmakta. Ve en önemlisi tüm bildirimleri, SGK vergi idaresi tüm bildirimler elektrik ortamda gönderiliyor. Ve bunu da başaran Bizim meslektaşlarımız. Ama biz önümüzdeki süreçte Manuşak Mesleği'nin vizyoner yapısının müşterilerimizi büyütmeye yönelik olması gerekiyor. Eğer işletmelerimiz büyürse Türkiye ekonomisi büyüyecek. Türkiye ekonomisi büyüdüğü zaman o toplumda yaşayan herkes payını alacaklar. Bu anlamda Marmuşerik Mesleği'nin böyle bir yeri var Türkiye'de. Başkanım önemi yani sizin anlattığınız anlamda ben şunu anlıyorum. Ekonomik verilerin e, gerçek sahipleri sizlersiniz. Yani bugün ortaya koyulan ekonomik verilere baktığımızda o verileri e, bilanç olarak ortaya koyan devlet ya da işte kurumlar, diğer kurumlar e, sizin vermiş olduğunuz o bilgilerden yola çıkıp Türkiye ger e, gerçeğini ortaya koyuyor. Peki bu anlamda size gerçekten e, o önem veriliyor mu, o değer veriliyor mu, o ilgi duyuluyor mu devletin açısından baktığımızda? Zaten sorun burada düğümleniyor. Aslında bir önce ifade ettiğim gibi gelişmiş ekonomiler bu mesleğe verdikleri değer sayesinde evet. e, gelişebiliyorlar. Şimdi düşünün bir finansal tabloyu kim düzenliyor? Bizim meslektaşımız düzenliyor. Şimdi bir finansal tablo ne kadar sağlıklı düzenlenirse işletme sahibi gelecekle ilgili planlama yapacak. Yatırım yapanlar doğru karar verecekler. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Şu anda muhasebe mesleği hak ettiği yerde değildir. Öyle bir mesleği sürdürüyoruz ki inanın hiçbir meslekte olmayan büyük bir özveriyle mesleklaştırma çalışmanı sürdürüyor. Kırktan fazla mevzuat takip ediyorlar. Teknoloji ayak uyduruyorlar. Ve bu ayak uydurma sonucunda da gün geliyor. Evlerine dahi gidemez noktaya giriyorlar. Bu kadar özverili bir çalışma. Ben ee, böylesine güzel bir programda Açıkçası genel boyutları Tartışmaktan yana olduğum için Meslektaşımın temel sorunlarına inmek istemiyorum ee, Ama burada çok güzel bir soru sordunuz Orhan Bey ee, Değer veriliyor mu? Bence değer verilmiyor Değer verdikleri takdirde inanın Türkiye bundan kazanacaktır İşletme sahipleri kazanacaktır Biz açıkçası Defter tutmak istemiyoruz artık bu toplumda Defterleri tutmanın yanı sıra Tabii tutmak istemiyoruz derken Asıl e, e, yapmak istediğimiz şey onları büyütmek istiyoruz, e, onlara danışmanlık yapmak istiyoruz, onları e, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak istiyoruz. Biz böyle bir misyon üstleniyoruz. Burada da devletin yapacağı tek şey mesleki sorunlarımızı dile getirme sorunlarımıza sahip çıkacak, muhasebeciye daha fazla değer verecek. Onun sorunlarını çözdüğü takdirde hem meslek mensubu severek bu işi yapacak hem de bundan Türk ekonomisi ciddi bir katkı verecek diye düşünüyorum. Evet, Başkanım sizinle daha önce Türk Ticaret evet. Kanunu'na yine değinmiştik ama Türk Ticaret Kanunu'na bugün ne geldiğimizde bakıyoruz. Hani o işte sizin ilk konu gittiğimizde saydığınız maddelerin birçoğu biçildi, atıldı evet. bir kenara. Bugün de bir değerlendirme. O gün için böyle çıkarsa çok güzel olacak demiştiniz. Türkiye'nin önünü açacak demiştiniz. Peki yani o törpülenmeden sonra nasıl görüyorsunuz efendim? Tabii Türk Ticaret Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun e, temel direklerinden biri denetimdi sizin de bildiğiniz gibi. E, denetime o zaman bir bütün olarak bakmıştık. Tüm firmaların denetlenmesi gerektiğini savunmuştuk. Tüm bu denetim tüm firmalara kurumsallaşmayı da beraberinde getirecekti. Fakat denetim iyice daraltıldı. Son gelen şekliyle şu anda bağımsız denetime tabi şirket sayısı 1500-2000 civarına indirildi. İndirildi. Bir geçiş aşaması düşünülüyor anladığım kadarıyla. Dileğimiz bu geçiş aşamasının çok uzun sürmemesi ve tüm şirketlerin denetim altına, denetim altına alınması. Bu yönüyle bu eksiklik giderilirse daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Diğer bir konu da bu ertelenme olmakla birlikte yine Türk Ticaret Kanunu birçok unsurunu beraberinde koruyor. Çok olumlu adımlar var, alımlar var. Yalnız bunları hayata geçirmek süreç istiyor. Yönetmelikler var, tebliğler var, uygulamanın hayatı başlı başına bir olay. Mesela bunların başında bütünleştirirsek Türk Ticaret Kanunu'na göre mevcut şirketlerin temizlenmesi gerekiyor. Ortada bir ne olduğu belli olmayan bir kirlilik var. 700-800 bin şirketten bahsediliyor. Fakat bu şirketlerin 700-800 bin şirketin örneğin aldığımız bilgi her zaman konuşuyoruz. 230 bin tanesinin vergi dairesinde kaydının kapatıldığı söyleniyor. Ticaret odalarında kaydı kapatılanlar var. Buralara intikal etmeden sahipleri ortada olmayan şirketler var. Bununla ilgili bir tasfiye süreci başladı. Henüz ta, tam net açıklığa kavuşmamakla birlikte bir kısmının uygulaması başladı. Henüz yönetmelikler tam anlamıyla düzenlenmediği için örneğin e, vergi dairelerinin kapattığı 230 bin şirketin henüz ne olacağı belli değil. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmadı. Bunun açıklığa e, kavuşması gerekiyor. Yine kağıt üzerinde olan gayrifa şirketler var. Kağıt e, üzerinde olan bu şirketlerin Fert firmaya mı dönecekler, tasfiyesi kolaylaştırılacak mı? Bununla ilgili de somut bir şey ortada yok. Dileğimiz bunlar somutlaştıkça, bunlar somutlaştıkça bir kere elimizde hangi verinin olduğunu göreceğiz. Kaç tane faa şirketimiz var. Türk Ticaret Kanunu'na paralel olarak da gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, gerekse TOB'un NACE kodları uygulaması var. Artık şirketlerimizin hangi iş yaptığını da bileceğiz. Bunlar önemli veriler. Bunlar şunun için önemli. Hem şirketlerimizin dışarıya açılması, dışarıda pazar bulmaları, kurumsallaşmaları, kurallara uymaları yeni Türk Ticaret Kanunu ile kolay, kolaylaşacak. İlk adımlar atıldı. Çalışmalar devam ediyor. Ben o değişme sürecindeki eksikliklerin de süreç içinde düzeleceğine inanıyorum. Sanıyorum hem iş dünyası için hem meslek mensupları ve hem Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum. Başkanım e, yani kapanacak şirketlerin ya da kapatıp tasfiye ettiğini söyleyen ama 5 e, yıl e, hani Nadas'a çekilmesi gibi böyle tekrar beyan plan veriliyor. Bunlar da e, kalkacak mı? Bunların sonucu ne olacak? E, Tabii şimdi şunu birbirinden ayırmak lazım. Burada beş yıl kavramı yok zaten. Beş yıl kavramı yok. Bu konu yönetmelikte bir kısmı düzenlendi. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Bu kapsamda kooperatifler var, anonim şirketler var, limite şirketler var. İşte üç yıldan bu yana genel kurullarını yapmayanlar, sermayelerini artırmayanlar, ticaret odadan kaydını e, sildirenler şu anda ticari sicil memurluklarına müracaat edip bu çalışma devam ediyor. Anında çok kısa bir sürede şirketlerini kapatabiliyorlar. Evet. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama sorun şu anda vergi dairesinden kaydını kapatanlar, ortada sahipleri olmayanlar, ulaşılamayanlarla ilgili bir sorun var. Bununla ilgili de ya, sanıyorum yeni düzenlemeler gerekiyor. Bu yeni düzenlemeler yapıldığında öyle bekleme süreleri falan da yok. Türkiye'nin ekonomik verileri açısından Türkiye'nin bunu bilmeye hakkı var bu çalışma tamamlandığında Türkiye'de artık ekonomik anlamda hem kamu kurum kuruluşları hem meslek mensupları hem de iş dünyası kaç tane işveren olduğunu bu işverenlerin hangi alanda faaliyet gösterdiğini bunların hepsi, hepsi tespit edilecek hepsi kayıt altında olacak gelişmeye baktığımızda gayet evet. güzel bir şey yani Şimdi e, başkanım e, biraz önce başkanım bir cümleyle geçti. Bağımsız denetim, bağımsız denetim çok tartışıldı. Özellikle sizin meslek sahipleri bağımsız denetim konusunda bayağı bir ciddi bir tepki gösterdiler. Bu konudaki e, görüşlerinizi alabilir miyim efendim? Şimdi ben e, bundan önce e, Yücel Beyin ifade etti. Türkçe kanunu ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Buyurun. Çünkü e, hakikaten Tüm iş dünyasının çok yakından takip ettiği ve herkesin heyecanla değişmesi gerektiğine inandığı bir yasaydı. 1950'li yıllarda kanun yürürlüğe girmiş, uzunca yıllar hiç dokunulmamış. ilk defa bir yasa Türkiye'de, Ünal Tekinal hocamızı burada saygıyla anmak istiyorum. Çok büyük emeği var kendisinin bu projede. Beş yıl bir komisyon çalışması yapılmış ve yaklaşık bir beş yıl mecliste tartışılan böyle bir yasa yoktu. Şimdi bu yasanın birkaç tane temel dinamikleri vardı. Birincisi kayıt dışı mücadele etmek boyutu vardı. İki, teknolojiyle bütünleşen bir amacı vardı. Üç, kurumsallaşma olgusu vardı. Dört, hesap verebilir, denetlenir bir Türkiye boyutu vardı. Hakikaten Orhan Bey bunları üste koyduğumuz zaman bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli konular bunlar. Yani ekonomi büyütmek herkesin amacı. Evet. Ekonomi büyütme yolu da bu tip çağdaş yasalardan geçtiğini görüyoruz. Bir önce Sayın Akdemir ifade ettiği gibi bu kolonlardan taşıcı kolonlardan en önemli ayağı olan bağımsız denetim ayağını yok ettiler. Şimdi bununla ilgili e, tabi bağımsız denetim e, ayağını yok ederken aslında bağımsız denetimin var olacağını sayaraktan bir kurum oluştururlar bağımsız denetim konusu. Fakat öyle bir kurum oluştururlar ki e, tabi e, aslında Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böyle mi bir yasanın bu kuruluşun e, parlamentoda taraflarla tartışmış olması gerekiyordu. Biraz önce ifade ettim Türkçeye kanunu. 10 yıllık bir süreç içerisinde tartışılmış. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman bir yasa inanın uzunca süre tartışılıyor. Tarafları e, uzlaşma kültürüyle e, oluşturmaya çalışıyorlar. Ama maalesef kamu gözetim kurumu denen bir kurum oluşturuldu. kararname kararnameyle hükümet bu yetkisini kullanabilir. Onu tartışacak boyutu değilim. ama Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir kurum oluşumunda gönül isterdeki Taraflar bir araya getirilir, bir uzlaşma kültürüyle bu kurum oluşması gerekiyordu. Şimdi bir kurum oluştururlar. Ee, bir önce sayın Aktin'in de ifade etti, tüm Genel sekreterimiz, ortada bir denetim ötelenmiş vaziyette. Ama e, bunu ötelerken o kadar şey e, iş dünyası kaybediyor ki, denetlenmeyen bir ekonomi geleceğini planlaması asla söz konusu değil. Ve bununla ilgili bir kurum oluşturuyorlar ve bu kurum oluştururken de maalesef ...dünya ölçeklerine, dünya gerçeklerine... ...aykırı bir konu. Bakın... ...benim bu anlattıklarım... ...geçtiğimiz günlerde İstanbul'da... ...Türmab'ımızın içinde yer aldığı... ...bir arama toplantısında... ...20'den fazla bilim adamı katılı toplantıda da... ...ortak görüşlerdir bu anlattıklarım. Bu kurumun üstlendiği... ...misyon, görev... ...dünyanın hiçbir ülkesinde maalesef yok. Adı üstünde... ...Kamu Gözetim Kurumu. Kamu Gözetim Kurumu nedir? Enron skandalından sonra... Bağımsız denetim işini yapanların meslek örgütü dışındaki bir kurum tarafından gözetlenmesini ve denetlenmesini amaçlıyor. Hı. Ama biz ne yaptık bu kuruma? Oturduk bir sürü görevlere üstlendirdik. Muhasebe standartını yap dedik, denetim standartını yap dedik. Bağımsız denetim yapacak insanları teşkilendir dedik. İşte etik olayını belirle, disiplin olaylarını belirle. E peki meslek örgütü nerede burada? Hiçbir yer yok, hiçbir işbirliği yok. Bir Başka boyut. Bizim geleceğimiz gençler Orhan Bey. E, Sayın Genel Sekreterim bir yerde de ifade etti. Ondan aldığım bilgi. Bayanlar yüzde 40 değil mi evet. şu anda mesleğe giren Sayın Akdemir? Yüzde 40 bizde bayanlar oluşmaya başlamış. <laughs> Ve gençler mesleği ciddi anlamda bir rağbet ediyor. Ne yaptılar? Bu gençlerin önünü kesmeye çalıştılar. Şimdi bakın dünyanın en zor mesleği olduğunu iddia ediyorum. Şu an Türkiye'de maalesef meslek kadar zor bir meslek Nasıl yok? Bir. Üniversite mezunu olacaksınız. İki, üç yıl staj yapacaksınız. Üç, SMM sınavına gireceksiniz ve ruhsat alacaksınız. Ve diyor ki hayır efendim ben bu ruhsatı kabul etmiyorum. Bağımsız denetim yapmanız için ayrıca üç yıl tekrar staj yapacaksın, bir onu kapatacaksın. Arkasından bir sınava daha gireceğiz. Bunun anlamı şu. Şu an 15 yıl dolduran mal müşaviler bu hakkı elde ediyorlar. Ama asıl bu işi yapacak olan genç arkadaşlarım o genç arkadaşlarımızın önünü kessiler. Biz bu anlamda e, meslek örgütleri, bu haksızlığın düzeltilmesini istiyoruz. İki, Orhan Türkiye'nin en büyük projelerinden biri TÜRMOP gerçekleşirdi. TÜRMOP eğitim projesi. 45 bin tane insan Türkiye'de katılmış. Kar demeden, kış demeden, hafta sonu demeden. bir lira ücret almadan bu eğitimler yapılmış. Ve bunun karşılığında bu eğitimler şu anda yok sayılıyor. Falancı üniversitede gireceksin eğitim alınıyor. Ya bu ülkenin kaynakları bu kadar bol mu? Bugün bir eğitim bedeli 4 bin 5 bin liralık bir eğitim karşılığında git diyorsun. Bu yapılan eğitimi hiçbir tespitte yapmadan üniversiteyi yönlendiriyorsun. Bu anlamda meslek örgütümüzün bir duruşu var ve işte TÜRMOB'umuz, İstanbul odamız ee, ki İstanbul odası e, hem e, Türkiye'nin en büyük odası. Hem de dünyanın 32 bin üyesi de sayılı odalarından bir tanesi. Bizle birlikte dava açtık. Meslektaşlarımız adına. Böyle bir haksızlık var. Sayın Başbakan'a mektuplar yazdık. Açık bir çağrılarda bulunduk. Zannediyorum aktarılmıyor, yanlış anlatılıyor. Ee, ben yanlış hesap, Bağdat'tan döneceğini inanıyorum. Yani bu ülkenin kaynaklarını bu kadar heba etmeye kimsenin hakkı yok. Kaldı ki biz herkes bağımsız eğitim hakkıdır derken herkes bu işi yapsın diye bir iddiamız da yok. Biraz önce Türk Ticaret Kanunu ifade ettiği gibi hem bizde hem firmaların yapması gereken bir şey var. Türk Ticaret ana kolonunun birisi kurumsallaşma oranı. Bir. Şu televizyon olduğu gibi. Ben e, gerçekten kutluyorum. Çok güzel bir yeriniz var. E, Hı. Hı. Kurumsal bir yapınız olduğu takdirde rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Büyüyebilirsiniz. Bu amaçta böyle bir haksızlık var. Umut ederim bunlar da düzelir diye bekliyorum. Burada başkanım yani bu. şey olabilir mi? Yani birilerine para kazandırmak için yapılmış bir planlama olabilir mi? E, ağzında sağlık, yürekten doğru söylüyorsunuz. Bir ifade ettim. Bakın, Türkiye'nin <laughs> en büyük eğitim projelerinden biri. 45 bin insan bir ücret almadan eğitilmiş, yayınlar gönderilmiş. E, bunun <laughs> bedeli, bedeli inanın 150-200 trilyondur. E, evet. e. Bunu tüm bedava yapıyor. Hayır efendim diyor, ben o eğitimi kabul etmem diyor. Falan Üniversitesine gideceksin orada eğitim alacaksın diyor. Bu bir rant sağlamak bu doğru bir olay değil. Yani alma ma ma mazlumlu aslında bir şey var bir mazlumun deyim var. Alma Nasıl o? ahını çıkar, çıkar ahı say. Evet. İnanın binlerce gencin böyle bir ahı var. Bunu düzeltmemiz <laughs> gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Evet. Gerçekten yani eğer e donanımlıysa kriterleri yerine getiriyorsa niçin o genç insanlara o fırsat tanınmıyor. Ya bu Türkiye'de maalesef siyasette de böyle bir şey. <laughs> ama, Baş... ama yani bir, bir haksızlık bu bakın. Evet. Ben üniversiteden mezunum bir diplomam var. Evet. Diyorsun ki, bir kurum nasıl bir kurumsa. Hayır efendim mesela İstanbul mezun, ben şişli siyasal mezunuyum. Diyor ki bu kurum bu üniversiteden aldın diyor e, diplomayı ben tanımam diyor. Yeniden seni sınava sokacağım diyor. Böyle bir şey olur böyle mu Orhan Bey onu anlatmaya çalışıyorum. Çok garip bir şey evet. Hadi efendim iş sağlığı güvencesi evet. ve e, çok konuşuluyor iş sağlığı ve iş sağlığı güvencesi. E, bu konuda neler diyeceksiniz? Bu daha çok tartışılmamış bir konu herhalde. İnsanlar da şirket sahipleri de bu konuyu çok fazla da bilmiyor herhalde Yücel Bey. Buyurun efendim. Şimdi tabii iş sağlığı iş güvenliği konusu çok önemli bir konu. Maalesef bir e, 1, 1 2013'ten itibaren yürürlüğe girmesine rağmen sizin de bahsettiğiniz gibi üç dünyasının büyük bölümünün bu işten haberi yok. Tabi haberi olmamasının bir gerekçesi de şu. İş dünyası birçok şeyi bizden meslek mensuplarından bekliyor. Nasıl olsa diyor muhasebecinin benim muhasebecimin haberi vardır diyor. O takip ediyor diyor. O takip ediyor diyor, <laughs> diyor ama işin özüne baktığınızda mali müşavirlerin bu işten bu işte uzaktan yakından herhangi bir alakası yok. Evet. Şimdi 1 1 2013'te başladı. 7 tane yapılması gereken işler iş var. Bu işlerden biri önce iş yerinin risk analizini yaptıracaksınız. İki eksiklerini gidereceksiniz. Personeli bir eğitimden geçireceksiniz. Çalışan temsilcisi seçeceksiniz. İlk yardım eğitimi aldıracaksınız. Bunlar yetmediği gibi sayı ne olursa olsun. Eğer büyük bir firmaysanız bünyenizde imkanınız varsa bir iş yeri hekimi bir de yanında iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı bulunduracaksınız. Büyük bir iş yeri değilseniz bu imkanınız yoksa dışarıdan bu hizmeti veren ortak sosyal güvenlik birimleri var. Bu şirketler kuruluyor. Muhtemelen Ordu'da da kuruldu. Bunlar özellikle Bakanlığın, Sağlık Bakanlığının eğitimlerinden geçen, buradan belgeleri olan, sertifikaları olan arkadaşlar... Mali müşavirler bu şirketlerin ortakları olamıyorlar. Bu işi yapamıyorlar. Rastgele insanların yaptığı bir iş değil. Bunlar uzman arkadaşlar. Bunlardan hizmet alması gerekiyor firma e, firmaların. Ama dediğim gibi iş dünyasını biz bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşte bugün e, yanılmıyorsam tica, e, TESK'in e, konferans salonunda Mali Müşavirler Odamızın bir eğitim semineri var. SSK müfettişi Resul Kurt alanında uzman. Bugün kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda ordumuzun eniştesidir. Bizi kırmadı. Geldi bugün. Bu kadar da dayanışma olmaz. Bu, ha, evet. arasında <laughs> evet. 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 Bu kadar dayanışma olacak. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Değerli bilgilerini meslek mensuplarıyla paylaşıyor ama yeterli değil. Bu eğitimleri iş dünyasının alması gerekiyor. Tabi burada tartışılan konular var. Tartışılan konularda şu, bu işin ertelenmesini teklif etmek mümkün olmuyor. Şu anlamda mümkün olmuyor. Bir işçinin sağlığı da önemli, bir işçinin sağlığı da önemli. Hele bizim gibi iş kazalarının sıkça yaşandığı bir ülkede yaşıyorsanız, çalışan insanların sağlığı açısından bunun ertelenmesini teklif edemezsiniz. Ortada insanların sağlığı var. Evet. İnsanların sağlığı var. Sıkıntı burada şurada. Peki hadi büyük işletmeleri anladık. Ekonomik imkanları var. Bunlar sosyal güvenlik şirketleriyle anlaşacaklar. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu hizmeti alacaklar. Küçük işletmeler ne yapacak? Bu konuda da biz ilgili sosyal güvenlik kurumunun başkanına, sayın bakanlık yetkililerine bulunduğumuz her platformda ilettik. Hatırlatıyoruz. Kanunun yedinci maddesi var. Burada devlet desteğinden bahsediliyor. Bu devlet desteğindeki e, başlık açılarak küçük işletmelerin masrafı devlet tarafından bu şirketlere ödenmeli. Bu şirketlere küçük işletmeleri ek külfet getirmeden buralarda çalışan insanların da iş sağlığı, iş güvencesi hayata geçirilmeli diye düşünüyoruz. Ama buradan e, Altı, Altaş TV aracılığıyla işverenlere duyurmak istiyorum. Yedinci madde iş yeri hekimi İş sağlığı iş güvenliği uzmanı bulundurma maddesi 50'nin üstünde çalışan işyerleri için 1/1/2013'ten itibaren geçerli. Diğer 6 madde bütün işyerleri için geçerli. Bunların ayrı ayrı ağır cezaları var. Ve bunlar çok büyük rakamlar. Ticaret odalarına, esnaf odalarına çok büyük görevler düşüyor. Biz artık bu konuyu bulunduğumuz platformlarda hatırlatmaktan, konuşmaktan yorulduk ama görevimiz, biz işverenlerimize de bunu anlatıyoruz. İleride bu cezalara muhatap kalıp mağdur olmamaları için bu konuda üyelerini ticaret odaları, esnaf odaları bilgilendirmeli. Bir an önce bakanlıkla gerekli görüşmeler yapılmalı. Herkes tebdirini almalı. Sonuçta ne çalışanlar mağdur olmalı ne de bunun ekonomik külfetinden dolayı iş dünyası mağdur olmalı diye düşünüyoruz. Kimsenin siz de ifade ettiniz. Şu anda belki hiç kimsenin umurunda değil. Kimsenin haberi yok ama 1/1/2013'te bu yasa yürürlüğe girdi. Şu anda yürürlükte. Ve 50'nin üzerinde olan iş yerlerini bakanlığın müfettişleri dolaşıyorlar şu anda. 17 2013'ten itibaren 50'nin altındaki işyerler içinde 7. madde dahil sıkı denetimler başlayacak. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyarak. Başkanım en alt limit nedir? yani Limit kalitleri... yok bakın. Yani biz... kaç işçi çalıştıracak? Hayır limit bir yok bakın. Bir, bir, bir işçi ve üzeri. Bir işçi ve üzeri. Bir işçi bakın buna sorun yok zaten. Sadece işyerleri değil. Buna apartman yönetimleri, işanları yönetimleri insanın çalıştığı yani her bir yer buna da dahi. çalıştırsa evet, bir apartman evet, onu, evet, onun bir insanın çalıştığı her yer baştan söyledim bunda bir yanlışlık yok çünkü bir işçinin sağlığı da önemli yüz işçinin sağlığı da Doğru. önemli bir işçi olmasın diyemez kimse bu konuda herkes için ve muafiyet yok burada kesinlikle burada e, Sayın Akdemir e, Orhan Oran Bey şimdi e, Yücel Bey e, genel anlamda başka bir şey var bakın eee 6 7 madde saydı Sayın evet. Akdemir uyması gereken Hatı şey şu. 1.7 2014 tarihinden itibaren bir işçi daha çalışmış olsa o iş yerinde bir iş yeri hekimi evet. veya bir uzmanla evet. çalışmak zorunda. Problem burada bence. Evet. evet yani. yani. asıl problem burada. Şimdi anlıyorum 50 işçi anlıyorum. Evet. 10 işçi yukarısını anlıyorum. Orada bir hakikaten e, bizler insan sağlığı son derece önemli ama problem bir işçi olan bir iş yerinde 17-2014'ten sonra iş yeri hekimi veya iş yeri iş sağlığı, e, iş güvenliği iş uzman. uzmanı. yok bunu kaldıramaz kimse olay. Bu anlamda Hiç kimse kaldıramaz. E, yani. e, ve bir önce Sayın Genel Sekreterim çok güzel ifade ciddi para cezaları var. İş dünyası bir ayak kalksın ya ödeyecek olan onlar. Bizim görevimiz ben eğitmen, onu diyeceğim. anlatmak olarak. Başkanım Öyle ben onu diyeceğim. Yani şimdi bakıyorum yani sizin anlattığınız konuları aslında en çok işlemesi gereken ticaret sanayi odaları benim anladığım kadarıyla çünkü şirketler genelde bu odalara kayıtlı insanlar. Yani ticaret sanayi odalarının bu konuda hiçbir e, hareketini de görmüyorum. Yani bunlar e, sizlere mi güveniyorlar? Yani işin arka planını da bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Maalesef e, şöyle söyleyeyim, e, sayın başkan muhasebeci meslek mensuplarının görevlerini yükümlülüklerini açıklarken. Ee, gerçekten biz mükelleflerimizi seviyoruz. Onlar bizim bizim baş tacımız ama bazen mükelleflerimizin işini yaparken ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüyü kaçırıyoruz. Muhasebecilik işinin yanında farkında olmadan, farkında olmadan bu aracılık işlemi kavramında köprü olalım derken üzerimize vazife olmayan işlere de köprü oluyoruz. Evet. Bunu bugünkü toplantıda da söyledik. Yaklaşık 200 meslek mensubumuz vardı. Yavaş yavaş bu sorumlulukları hem ilgili kurumlara hem de mükelleflere hatırlatmamız gerekiyor ve bunları artık biz yavaş yavaş yazılı olmaya başladık. Şu anda biz mükelleflerimize bu konuda sorumluluğumuz olmadığına, sorumluluğun tamamen kendilerine olduğuna dair yazılar gönderiyoruz. Ya siz sorumluluk Duyuyorsunuz ama ee, gerçek işbiren sorumluluk Burada duymuyor. bakın bu haksızlık e, haksızlık da etmeyelim. Şimdi e, dedik ya biz bir köprü görevi üstleniyoruz. Evet. E, tabii bu işin e, zarar görecek olan kesim iş dünyası. Ama iş dünyası aktaracak olan kesin biziz maalesef. Bunun güzel bir örneğini yaşadık şu, en son. E, sicil tahsiklamesi alınacaktı bu sene. Tüm defter tasdiklerinde. İş dünyasıyla bağ kurduk işte evet. Sayın genel başkanımız topla bağ kurdu biz İstanbul'da İstanbul ticaret odasıyla bağ kurduk ve sonuçta ötelediler şimdi mesela şu an bir torba yasa var torba yasa var o torba yasada da e, şu andaki yeni TTK'ya göre yemeği defterinin kapanış tahsikleri Mart sonuna kadar yapılması gerekiyor biliyorsunuz hmm. Türkiye'de Mart sonunda defter çıkacak bir baba yok biraz önce anlattık. Bahri Müşavir hakikaten zaman yarışıyor. Evet. Şimdi bakın yıllık beyannameler var. O var bu var. Bir de defter çek. Kapanış vurdu. Haziran sonu çekimimizi iş dünyasını anlattık. Onların da desteğiyle, bakanlığın da e, sahiplenmesiyle oluyor. Yani biraz e, bize de Sayın Genel Sıktağım, görev düşür. Haksızlık yetmiyordu iş dünyasına. Ama e, Yücel Bey her yerde şunu söylüyor. Yürekten katılım düşünce. Ya diyor iş dünyasının diyor Sorun değil biz savunmuyoruz onlar savunsunlar bu doğru. Evet. Ama tespit et, aktarmak bizim görevimiz. Yani şu anda bir tehlikeyi anlatıyoruz. Bir faci alacak. 1.7.2014 tarihinde bir 14. Siz aynı bir zamanda efendim evet, bilgilendirme e, müşavirliği var. de evet. yapıyorsunuz. Evet. Yani. Bir de bunu karşını alamıyoruz maalesef <laughs> böyle bir şeyimiz var. Başkanım yani. çok kısa bir reklam arası verelim. Devam edelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.